İsmim Mertan Yağcı. Penta distribütöründe IBM tarafına danışmanlık hizmetleri veriyorum. Zaten birçoğunuz beni tanıyorsunuz. Bugün V7000'in gen içinden bahsedeceğim. NextGen bizim hayatımıza neler katacak, neler değişti? Bunlardan bahsedeceğiz. Sorularınız olursa zaten beni çoğunuz şahsen de tanıyorsunuz. Sorularınız olursa sorudan da ulaşabilirsiniz. Cep telefonumu vereceğim. Buradan da yazabilirsiniz. Anlık olarak cevap vermeye gayret edeceğim. Gen 3'ün V7000 mimarisinden temel farkı NVMe teknolojisinin embed edilmiş olması, içine eklenmiş olması. Temelde çok büyük değişiklikleri yok. Çünkü biliyorsunuz Storwise ailesi, SVC ailesi aynı operatik sistemi ağırlıklı olarak kullanan bir nesil, jenerasyon. Gen 3'te de bu değişiklik olmadı. Gen 3'te mimari, teknolojik değişiklikler var. En önemlisi NVMe. NVMe'yi de en son bahsedeceğim. Nedir bu NVMe arkadaş? Yani niye bu kadar konuşuluyor kısmını çok netleştireceğime inanıyorum. Sondaki 4-5 slide'la. Gen 3 denilebilecek yeni V7000 diyebilirsiniz. G3 diyebilirsiniz. Farkındaysanız bu ekranda 5030 ve 5030F duruyor. V7000 ve V7000F kalktı. Tamam, bu şu demek artık V7000 dediğimiz zaman sadece tek ürünümüz NextGen, yani G3 olacak, Generation 3 olacak. Bu şu anlama gelmiyor, expansionlar değişti, diğer G2 ve öncesi modellerde her şeyi bırakıyoruz. Hayır, sadece controller değişti. SAS mimarisi devam ediyor. Teknik olarak şu mümkün, siz sadece müşterinize Gen 3 controller alırsanız alttaki expansionları kullanmaya devam edebilirsiniz. Alttaki SAS bağlantı mimarisi değişmedi. Sadece controller upgrade'i geldi. Ne gitti? Gen 2 gitti ve F gitti. Artık bunlara gerek yok. Bunlara neden gerek olmadığında yer yer değineceğim ama biraz daha artık netleştirmek lazım konuyu IBM adına. IBM artık V7000 Gen 3 ve yukarısındaki ürünler için Tier 0 olarak bakıyor. Tier 0 bizim için ne demek? En üst katmanda benim flash ve NVMe drive'larım duruyor. Ben istersen bunlara akıllı bir katmanlama yapıyorum ya da istersen dedike alan olarak kullandırabiliyorum. Bunun altında SSD SAS SATA ve IBM'de olan sadece bir özellik olarak kullanırsanız aynı mimari içinde archive şeklinde, yani tape sistemlerini disk olarak kullanma diye devam ediyor. Gen 3'ten bahsedeceğim ama şu ekranda bir üründen daha bahsetmek istiyorum. Daha önceden yaptık webinarını. 9100 serisi. Aralarında performans farkı var. CPU mantığında en büyük performans farkı bu. CPU tarafında performans farkı var. Enterprise klas olarak geliyor. Bu şu anlama geliyor. Diğer Enterprise klas ürünler gibi 9100'ü de fiziksel kurulumunu IBM yapıyor. Sakın atlamayalım. Yani atlamayalım diyorum. Ben bile atladım ilk kurulum esnasına gelmeden önce. Sonradan hatırladık ya, bunu ilk fiziksel kurulumunu IBM yapıyor. Onlara gün vermemiz diye. Siz kuramıyorsunuz. Biz kuramıyoruz. Kimse kuramıyor fiziksel olarak. IBM'in kuruması gerekiyor. Tıpkı DS8000 serileri gibi veya tıpkı en sağda gördüğünüz A9000 serisi gibi. Yeni gelen arkadaşlar için çok büyük bir şey anlatmadım. Genel aileden bahsediyorum. Bir 2 dakika, 3 dakika falan oldu. Sadece şeyi hatırlatayım. Üzerine tekrar geçeceğim ama V7000 Gen 3 V7000F ile V7000'in yerine geldi. V7000 G2 ve V7000F artık yok. Ama expansionlarıyla beraber yok değil. Sadece controller update'i geldi. Dolayısıyla eski expansion mimarisini koruyoruz. Teknik olarak nasıl yapacağız bilmiyorum ama şu mümkün. Eski müşterinizdeki Gen 2 kontrolörü söküp yerine bunu taktığınızda ürün Gen 3 seviyesine geçmiş oluyor. Teknik olarak bu mümkün. Ve Gen 3 NVMe destekli geliyor. Yani kontrolör sadece NVMe ve FCM flash disklerden oluşuyor diye bir hatırlatma yapayım tekrar. Yer yerde tekrar üzerine geleceğim. Burada dikkat çekici en önemli ürünlerden bir tanesi A9000R. Fiyatları çok yüksek ama bununla ilgili de bir gün bir webinar yapmayı planlıyoruz. Bu dikey yatay, bu eski Xavier mimarisini bilenler bilir. Bunun flashlı hali diye düşünebiliriz. Bir expansion tamamen gittiğinde bile hayatına devam edebiliyor.
Ürün ailesindeki son ürüne de değineceğim. En altta sağ alt köşede Flash 900'ümüz var. 900 diyorum. Çok pardon. Flash 900'ümüz artık olması gereken yere geldi. Olması gereken yer neydi? Bu ürün çıktığından beri aslında Application Accelerator'dı. Database Accelerator'dı. Yani hedeflediğimiz çok yüksek performans, çok yüksek throughput ve çok düşük gecikme süreleri isteyen uygulama database'lere bunu vermek üzere tasarlanmıştı. Bizim bu noktadaki en değerli flash ürünümüz olduğu için biz ve destekleyebildiğimiz için, bunu kullanabildiğimiz için her yerde kullandık için aslında bakarsanız. Ama artık all flash'ta da ürünümüz var. Zaten vardı. 900'ün üzerine V7000 NextGen ve 9100'ler geldi. Rahat rahat bunları artık kullanabiliyoruz. 900'ü asli görevine kavuşturmuş olduk. Evet, bu ürünün gelmesiyle standart indirim oranlarında da değişiklikler oldu. Bu değişiklikler benim gördüğüm kontrol bakımından iyi. Niye iyi? Ben 9100'den daha iyi fiyatlar gördüm G3 tarafında. Bu şu anlama geliyor. Biz müşterilerimize All Flash'ın üstü olan, Flash denilen şeyin üstü olan NVMe çözümünü mikrosekundlar seviyesinde, yani 100 mikrosekund, 10 mikrosekund civarında gecikme süreleriyle toplu iş yüklerini hızlandırmak için ulaştırdığımızda çok uygun fiyatlar çıkacak karşımıza anlamına geliyor. Bu demin de bahsettiğim gibi bu yeni gelen V7000 burada da yazılmış. V7000F ve V7000'in üzerine geldi ve artık o modeller yerine bunu öneriyor olacağız. Biraz daha detaya inelim. Birçok müşterimize, hatta Türkiye'deki birçok müşteriye 50-30F yetecektir. Niye yetecektir? Bu alet SALT performansta zaten 200 bin IOL'lara kadar çok çok rahat görebilen bir ürün. 50-30F'ten bahsediyorum veya 50-30'dan bahsediyorum. Bu 50-30 ile 50-30F arasındaki fark da şu: 50-30F sadece flash ürünlerle bezenmiş. CPU'su biraz daha kuvvetli bir ürün. Çünkü daha agresif I/O vermesi gerekiyor. Ve aynı zamanda biliyorsunuz artık inline compression, inline deduplication çok fazla kullandığımız, bu flashların gelmesiyle çok rahatladığımız bir senaryo. Çünkü niye? CPU ve memory çok hızlı çözümler. Yani ben hep yaptığım sunumlarda farkı göstermek için şey derim: CPU'nun bir döngü süresini 1 saniye eşitleyelim derim. Memory bunu ne kadar sürede yapıyor diye sorarım. Gelir cevaplar işte 5 dakika der, 1 dakika der biri. Ben derim ki 1,5 saniye gibi düşünün derim. Aynı süreyi disk ne kadar zamanda yapar derim. 1 saat der biri, 72 dakika der, saniye der, o sonra, ama kimse şu az zaman söyleyeceğim şeyi söyleyemez. 116 gün kadar bir fark oluşuyor. Yani CPU'nun bir döngüsünü 1 saniye eşitlersek aynı işi normal disk 116 günde yapabiliyor. Dolayısıyla disk dünyasında anlık sıkıştırma, tekilleştirme yapmak çok büyük zaman kayıpları, çok büyük veri kayıpları diyorum, çok büyük performans kayıpları anlamına geliyor. Ama flash dünyasında, hele ki artık NVMe dediğimiz inanılmaz hızlarda, çok büyük bant genişliklerinde ve seri işlem gücünde olan ürünlerde bu oldukça mümkün. Oldukça mümkün olmasının yanı sıra biz zaten kapasiteyi verirken müşteriye 30 terabayt istiyorsa 15 terabaytı vermeye çalışıyoruz veya 16 terabaytı vermeye çalışıyoruz ki teknik olarak IBM zaten Gen 3'te ve 9100'de çok ekstrem durumlar haricinde 2'ye 1'i garanti ediyor. Ekstrem durumlardan kastımız şu: IBM diyor ki yani her müşteriyi ölçekleyelim. Önümüzdeki hafta bir etkinlik yapıyoruz, IBM Presence Tools etkinliği diye. Bütün tool'ları anlatacağımız bir etkinlik. Gelmenizi isterim. Yanlış hatırlamıyorsam Çarşamba yarım gündü. Orada da Compestimator'ı anlatacağız. Compestimator dediğim ürün, müşteriye gittiğinizde bu kurduğunuzda verisini ne kadar sıkıştırabileceğini, ne kadar tekilleştirebileceğini net olarak söylüyor. Bu şu anlama geliyor: ben bu müşterinin verisini %50 sıkıştırabiliyorsam eğer, hiç performans kaybı olmadan 30 TB ihtiyacı olan bir müşteriye 15 TB'lık storage teklif edebilirim anlamına geliyor. Fiyat performansı çok yüksek olduğu için, dengesi, fiyat performans dengesi, bence bütün potansiyel müşterilerimiz
Bütün Ahmet Kaya hoş geldiniz efendim. Bütün potansiyel müşterilerimiz bence 15 terabaytın üzeri olan bir flash çözümünü denettirmeye gerek duyulan müşteriler olmalı. Çünkü ben şu an öyle yapıyorum ve çok memnunum. Yani çok keyifli gidiyor. Çünkü her müşterinin ya iyiymiş de fiyatı ya değil bu kadar alsak da şu kadar versek de diye başladığını çok duyuyorum. Neredeyse her müşterimize de teklif ediyoruz. Bunun dediğim gibi en büyük avantajı şu. Biz ikiye bir sıkıştırmanın üzerine bir de beşe bir flexible sıkıştırma veriyoruz. Bu flexible sıkıştırma da şu anlama geliyor. Ölçümlerde 3'e 1, 4'e 1 çıkarsa IBM bunu da garanti edecek anlamına geliyor. 2'ye 1 zaten cepte. Dolayısıyla siz artık müşterinin kapasitesine göre teklif vermeye itiyor bizi StoreWise ürün ailesi. Nasıl yapıyor bunu? Birazdan değineceğiz çünkü flash controller modüllerde bunu performansa dokunmadan yapabiliyor. NVMe Accelerated Enterprise Flash Array diye geçiyor. Biz NVMe disk diyebiliriz, flash çözüm diyebiliriz. Çok pardon. Dediğim gibi NVMe'ye en son bunun ne olduğunu, müşteriye nasıl anlatmamız, rakiplerimize de nasıl farklılaşmamız gerektiğini çok kısa bahsedeceğim. Ama uçtan uca bir NVMe desteğimiz var. Ama V7000'in diğer bir özelliği şu. V7000 hibrit array olarak geliyor. Yani siz en üstte tier 0 olarak NVMe'yi en hızlı disk sistemini kabul ederseniz onun altında isterseniz SSD, SAS, SATA'lar kullanıp müşterinize neredeyse otomatik ve bir nevi AI ile desteklenmiş. Çünkü bunun üzerinde gelen bir yazılım var. Bahsedeceğim ilerideki slaytlarda. Bu AI özelliğini destekliyor. Easy Tier'i daha kuvvetli bir hale getiriyor ve anlık hareket edebilir, ölçeklenebilir hale getiriyor. SATA'dan NVMe'ye kadar bir katmanlama mekanizması kurgulamış oluyorsunuz. Bu IBM'in Storage Analitik çözümü. Eski adı TPC'dir bilenler. Şimdi yeni adı Insight veya Spectrum Controller diye geçiyor. Ve oldukça güçlü bir tool. Sadece de IBM'i değil, diğer markaları da yöneten bir çözüm. Bu arada Storage Insight'ın ücretsiz bir sürümü var. O ücret şey geliyor. Default geliyor. Direkt kullanabiliyorsunuz. Müşterilerinize göstermekte fayda var. Çünkü ilk galiba bir ay her şeyi kullanabiliyor olarak geliyor olması lazım. Tekrar kontrol ederiz. Multi Cloud Ready olarak geliyor ürün. Private, Hybrid ve Public Cloud'u deployment'ları destekliyor. Bu gerek kendi üzerindeki API'lerle destekliyor. Yani bu IBM Cloud'una direkt gönderebildiğiniz çok fazla uğraşmadan sadece bir yazılım desteğiyle veya snapshotlar mantığında gönderebildiğiniz veya Spectrum Protect'i kullanarak Cloud'la çalıştırabildiğiniz, entegre edebildiğiniz, replikasyon senaryolarını kullanabildiğiniz bir sürü çözümü var. Aynı zamanda şeyi de destekliyor, Kubernetes'i de destekliyor. Yani bir data center veya data center seviyesinde bir yazılım projesi yakalarsanız, Docker kullanmak isteyen müşterilerden bahsediyorum. IBM'in StoreWise genel çözümü bunun için biçilmiş kaftan. Çünkü zaten IBM'in default Kubernetes yazılımını destekleyerek geliyor bu ürün. Biraz daha detaya girelim. Şimdi nelerimiz var? IBM Flash Core modüllerimiz var. IBM NVMe SSD'lerimiz var. Temel farklarına birazdan değineceğim ama Flash Core modül dediğimiz ürün işin aslına bakarsanız bizim IBM'in Texas Memory'yi satın aldı biliyorsunuz. IBM'in Texas Memory'yi satın aldığındaki teknoloji ve patentlerle beraber satın aldı. Bu patentlerin birleşimi gibi düşünebilirsiniz. Flash Core modül bir disk değil aslında bir storage. Bu kadar iddialı konuşabilirim. Zaten IBM'in unique değerlerinden bir tanesi. Niye bir controller? Sıkıştırmayı kendi içinde yapan bir ürün. Yani daha diske, CPU'ya vesaire hiçbir şeye ihtiyaç duymadan daha modül üzerinde ikiye bir default olarak sunduğu sıkıştırmayı performans kayıpsız olarak yapmaya başlayan ve kendi içinde de yedekli aslında size sunduğu 200 GB kapasitenin çok üstünde bit seviyesine kadar da yedeklilik sunan bir disk çözümü. NVMe de NVMe disk zaten Non-Volatile Memory Express'ten geliyor. Bu bir protokol. Her protokolde olduğu gibi de bunun en büyük avantajı çok hızlı olması.
Şimdi biz geleneksel dünyada ne gibi sıkıntımız var? CPU'dan geçiyoruz, memuriden geçiyoruz. Bunlar çok hızlı. Diske ulaşmak için SAS ve SCSI protokollerini kullanmamız gerekiyor. SAS ve SCSI protokolleri yavaş protokoller işin aslına bakarsanız ve diskin performansına bazen yetişemiyor. NVMe bu noktada inanılmaz derecede hızlı bir protokol olduğu için diskin tam hızını, tam performansını kullanabiliyorsunuz ve hemen arkasından devam ediyor işin aslına bakarsanız memorinin. Bu yüzden de CPU to memory to disk diyebileceğimiz kadar hızlı bir çözüm haline getirmiş oluyor Gen 3'ü. AI destekli geliyor demiştim IBM Storage Insight'la beraber. AI'ın diğer bir özelliği de şu, prediktif analizler yapabiliyor. Şuna göre yapabiliyor. Geçmiş ve gelecekle ilgili bir takım karşılaştırmalar yapıp size önerilerde bulunabiliyor veya katmanlama senaryolarını buna göre güncelleyebiliyor. Her Storwise ürününde olduğu gibi Spectrum Virtualize da bu ürünün üzerinde geliyor, Gen 3'ün üzerinde. Yani başka storage'ları gerek migration yapmak, bir göç hazırlığı yapmak, gerekse de kendi altınızda sanallaştırıp gerek kapasitelerini kullanmak ya da onların performanslarını iyileştirmek, onlara yeni yetenekler katmak için kullanabiliyorsunuz Gen 3'te de. Ya şimdi şöyle söyleyebilirsiniz, ya Gen 3 diye bir ürün var, niye 9100, 9100 diye bir ürün var, niye Gen 3 diye bir ürün var? Temel olarak aynı gibi gözüküyor ama bir CPU farkı var üzerlerinde, temel anlamda bir CPU farkı var ve genel mimari farkı var, birazdan bahsedeceğim. Altta gördüğünüz Spectrum Copy Data Management, Protect Plus, Virtualize for Public Cloud ve IBM Spectrum Connect yazılımları 9100'den bağımsız olarak üzerinde gelmiyor. Siz ekleyebiliyorsunuz. Özellikle Copy Data Management'ı incelemenizi öneririm. Başka bir zamanda istediğiniz zaman zaten gelip anlatıyor olabilirim size. Bu ürün snapshotlardan alınan volume kopilere ve gönderildikleri yerlere kadar tek noktadan kontrol etmenize yarıyor. Ve bunlarla ilgili schedule'lar oluşturabiliyorsunuz. Bunu çok kullanan, bunu aktif kullanan müşterileriniz için, bilgi güvenliğine çok önem veren müşterileriniz için, niye, ne alaka diyebilirsiniz bilgi güvenliği tarafında. Ransomware'den kurtulmanın son noktası backup'tır. Backup'ın en hızlı dönülebileceği yer de snapshot'tır. Bu mantıkla bir şekilde ransomware'e yakalanmış müşteri belki 10 dakika öncesi dönerse bütün ransomware hadisesinden kurtulacağını bildiği için kritik verilerini, ne kadar güvenlik altına almış olsa da kritik verilerini sürekli snapshot almak isteyecektir. Dolayısıyla Copy Data Management da burada bunu sağlayacaktır. Protect Plus, IBM'in sanallaştırma çözümlerine yönelik çıkardığı bir yedekleme çözümü, bütün sanal platformları destekliyor ve uçtan uca, merkezden disaster'dan cloud'a, her yere backup snapshot'lar almanıza yarayan bir çözüm haline dönmüş oluyor. SAP TDI Certified Storage sınıfına giriyor. Şeyi de destekliyor. Yani high availability'ye sahip biliyorsunuz IBM'in neredeyse bütün çözümleri. Bu çözüm de SAP tarafından kabul edilmiş durumda. TDI olarak kullanabiliyoruz. SAP projelerinde, SAP HANA projelerinde. Şahsen ben şu an bir iş ortağımla beraber kullanıyorum. Büyük bir SAP HANA projesinde biz 9100'ü kullandık. Gen 3 çıktıktan sonra artık Gen 3'e çevireceğiz. Biraz daha uygun fiyatlı ve müşterinin performansının hala kabul edilebilir seviyede olduğu için. Ve bunu biz iki katını, yani atıyorum 90 TB isteyen müşteriye 45 TB gibi bir alan tamamen yarısını vererek yapıyoruz. Ve müşterinin de kabul etmiş durumda. İki katı garantiyi sağlamamızın. Evet, end-to-end NVMe performansı sağlamamızın ne gibi bir avantajı var bize? Çıkacağız mı bilmiyorum. Çıkar mısınız bilmiyorum. İnşallah çıkarsınız ama 8 yılda 4,8 milyon I/O verebiliyoruz. Yani bu I/O'yu bulabilirsek bir yerde hep beraber çıkalım, birleşelim çıkalım, ne bileyim bir konsorsiyum oluşturalım falan filan. 8 yılda bu kadar büyük bir performans verebiliyoruz. Bu şu demek, 4 tane V7000'den 4 tane 4,8 milyon gibi bir I/O çıkabiliyor. 2 U'da 1,2 milyon Cached IOPS dönmüş durumda. V7078 GB'lık bir 8U'da şeyi varmış, throughput'u varmış. 2 yıllık, yani bir V7000 üzerinde 19 GB'lık bandwidth'i yakalayabiliyorsunuz. Performans olarak disklere yazılabilir, okunabilir olarak. Bunun getirisi de 200-250 mikrosekundluk bir NVMe base media sunuyor.
Yani NVMe disklerle yapıyor bunu ve 200-250 mikrosekuntlar seviyesine inebiliyor. Milisekuntlar niye mikrosekunt? Ya CPU ve memori nanosekuntlarda çalışıyor ve ona yetişmemiz lazım onun hızına. Bir, iki toplu iş yüklerimiz var. OLTP, OLAP, hatta yani sadece standart bir iki database çalıştığını ve bütün sanallaştırma platformunda aynı tier'da olduğunu düşünün. Bu bile bir toplu iş yükü çünkü hangisinin ne yazacağı, yani daha doğrusu hangisinin ne yazdığı, ne kadar yazdığı, ne kadar throughput ürettiği hepsi birbirinden farklı yaklaşımlar olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu toplu iş yüklerini de en yüksek mikrosekuntlarda hesaplama yapmamız lazım ki storage performansı CPU memory hızına yetişsin. Performans kayıpları olmasın. Ama en çok analitik işlerde ve yüksek performans ihtiyacı olan database çözümlerinde karşımıza çıkacaktır. Mikrosekunt ihtiyacı. Tabii demin de bahsettiğim gibi bunu biz müşterilerimize sunarken dedike alanlara, yani çok dedike kullanmak istediği alanlara flash çözümünü sunuyoruz. Onun arkasına şu an Gen 3 bunu desteklediği için SSD, SAS, SATA tier'ları şeklinde devam edebiliyoruz. Bizim buradaki performans beklentimiz yüksek I/O, yüksek throughput değil, mikrosecond seviyelerinde bu performansı sunmak. NVMe'nin en büyük özelliği o. 3 tane serimiz var artık. Hızlıca bir bakıyoruz tekrar kim ne yapıyor, ne yapamıyor, niye şeklinde. 5030 ve 5030F'i zaten biliyorsunuz NVMe veya FlashCore modül desteklemiyor. 7000 ve 9100 destekliyor. Müşterinizde ne zaman NVMe ve FlashCore modülü kullanacaksınız? Yüksek performans, mikrosekund hız ve sıkıştırma önemliyse müşteride, yani bunları aynı zamanda finansal koşullarda vermek istiyorsak, yani daha az para harcatmak istiyorsak kesinlikle FlashCore modül vermeliyiz. Müşteride yaptığımız ölçümler toplu iş yüklerinde compression'dan bağımsız olarak çok yüksek performanslara ve buna bağlı olarak mikrosekund seviyelerine yüzün altına inmeyi gerektiriyorsa ve bunu verdiğimizde yarışı kazanabiliyorsak, müşteride bir değer oluşturuyorsa, evet o zaman NVMe drive'lar vereceğiz. Çünkü NVMe CPU'dan diğer CPU'ya, yani storage'ın CPU'suna kadar uçtan uca çalışan bir protokol ve dediğim gibi çok hızlı bir protokol. Bununla ilgili bir slide'ım var. Çok bilgi vermek istemiyorum ama normal SAS'ın 64 kuyrukta yaptığı işi 64 bin kuyrukta yapabilen bir çözüm. Dolayısıyla bir alt kademede de NVMe off fabriki görüyorsunuz. Bahsettiğim şey bu, uçtan uca bir NVMe çalışması. Daha az protokol, daha az katman, daha agresif hız demek bu. Yani networkçüler bilir, OSI referans modeli vardır. 7 katmana birden geçmek zorundasınızdır. Her katmanda bir encapsulation, her katmanda da bir bekleme süresi vardır. Bu katmanların altısını yok ettiğinizi düşünün. Yani atıyorum sadece fiziksel kablodan geçtiğiniz data Drunk application seviyesine iletiliyor diyelim. Yani MAC adresinden application'a gittiğimiz arada başka hiçbir şey olmadığını düşünün. Bu kadar ciddi bir hız farkı olmuş oluyor ki TCP/IP biliyorsunuz hızlı bir protokol değildir. NVMe on fabric bu demek. Compressed data software tarafında yapılıyor 5030F'te. Bunun için software tarafında derken aslında hepsi işletim sistemi olarak yapıyor bunu. Bütün markalar. O yüzden software demek doğru bir şey değil. İşletim sistemi demek doğru bir şey. Bu işletim sistemini de üzerindeki iki koru, her bir kontrolden iki koru vererek destekliyor. 5030 ve 5030F. Ama Storwise V7000 ve 9100'de böyle değil. FCM yani Flash Controller Modül, IBM'in kendi patentli modüllerinden bir tanesi. Toplam 34'ün üzerinde patent var yanlış hatırlamıyorsam bu üründe. Ve dediğim gibi yani kendi bir storage bu ürünün işin aslına bakarsanız. Tamamen kendi bir storage. Burada daha CPU'ya, memoriye başka bir yere değmeden, dokunmadan yazarken doğası gereği sıkıştırma yapan bir modül. Bu modül. Ve hiçbir performans etkisi yok. Bunu müşteriye hem şey anlamında hem POC anlamında hem mimari dizayn anlamında gösterebiliyoruz. Mimari dizaynda o kadar açık bir mantığı var ki müşteri diyor ki evet şu standartlarda performans farkı olamaz diyecektir diyor. 2U'da controller'da verdiği maksimum kapasite Storwise'ın 461 TB Gen 3'ün 9110'un da 461 TB. Tabii bu 24 tane 19 TB'lık
NVMe veya flash drive'la meydana geliyor. Four-way cluster'a çıkabiliyor ürün. Yani 4 tane StoreWise V7000'i veya 9100'ü yan yana çalıştırabiliyorsunuz anlamına geliyor bu. Ve aynı zamanda 32 petabayta kadar da çıkabiliyorsunuz bu noktada sanallaştırma teknolojileriyle beraber. Fark ettiğiniz üzere 5030 ve 7000 müşteri tarafında bizler kurulumunu yapabiliyoruz. İsterseniz IBM'den satın alabiliyorsunuz. Ama 9100'ü IBM install eder. Bütün support'unu IBM verir. Zaten gelen support seviyesi de bunu gösteriyor. Yani 7.24 enterprise seviyesinde bir support'la default geliyor. Ve bu support aynı zamanda şunu da destekliyor. 9110'la başladınız. 9150'ye bir alt kademede de gördüğünüz üzerine upgrade'i sağlıyor ücretsiz olarak. Diğerlerinde böyle bir şey yok ve gelip IBM yapıyor bunu. Bu arada bir anekdot tekrar hatırlatayım. Hyperswap kuruluşlarında Hyperswap'ı V7000, 5030 ve 9100'de yapabiliyorsunuz. İki tane storage'ı karşılıklı koyup biri düşerse diğeri kesintisiz devam eder. Taahhütüyle beraber verebiliyorsunuz. Eğer kurulumu IBM yaparsa %100 garanti veriyor data availability için. Bunu müşterilerimize söyleyelim. Yani %99.9999 bilmem kaç tane 9 veriyoruz değil. %100 veriyorum diyor IBM. Bunu müşterilere aktarmamız lazım. Bu garanti de ondan imza getir. Bunu götür. Bu şartnameye şöyle imza at. Bunu böyle yapacağım de değil. Kurduğun diyor ki artık %100 data available'sın diye bir garantiyi veriyor. Tabii böyle bir şey aslında söz konusu değil çünkü ya göktaşı da düşebilir Allah korusun. Tamam mı? Ama bu senaryoların olmadığı normal insani senaryolar olduğu durumunda %100 availability IBM veriyor. Çok ciddi bir kapasite ve performans artışımız var. Bu kapasite artışı demin de bahsettiğim gibi 2'ye 1 standart garanti 2U'da veya 5'e 1 esnek garantiden, flexible garantiden geliyor. 5'e 1 esnek garantiyi DID application'la beraber veriliyor. Biliyorsunuz her veri tipi sıkıştırılamaz, her veri tipi tekilleştirilemez. IBM burada müşterilere dikkat etmenizi öneriyor. Çünkü diyor ki ya ben JPEG'i sıkıştıramam. Diyor ki bunu tekilleştiremem doğal olarak veya videoyu veya bu tip dosyaları sıkıştıramam. Bu tip dosyaların çok olduğu noktada siz müşteriye 2'ye 1'i garanti ediyorum derseniz zor durumda kalırız. Çünkü IBM şunu taahhüt ediyor. Eğer 2'ye 1'de ben sıkıştırma taahhütümü gerçekleştiremezsem istenilen kapasiteyi verene kadar disk vereceğim diyor. Ve bunu yaptı daha önceden. Yani bir hata oldu, bir şey oldu. %48'de kaldı, %2. Bunun için 2 tane disk verdi IBM. Hediye etti müşteriye. Bu kadar da ciddi bir özelliğin bu kadar arkasında duruyor kurum şu an. O yüzden bize de üzerimize düşen görev bu. Mutlaka ama mutlaka gidip müşteriye garantili de görsek bir compressimeter'la bir analiz yapalım. Bu konuda Burak Alpsoy bizim Penta'nın teknik danışmanlarından fazlasıyla yardım olacaktır size. Gerek müşteri saytında gerek ürünün nasıl çalıştırıldığı üzerinde. Ki çok basit bir ürün öyle söyleyeyim. Ben bir iş ortağımızın ricası üzerine bir müşteriye direkt gittim. Orada gösterdim. 120 bin I/O hız verirken IBM StoreWise V7000 86 GB'lık bir VM'i 36 GB'a düşürdük. Ve 120 bin IOPS veriyordu o sırada ve gecikme olmadı. Çünkü V7000 üzerinde de biliyorsunuz eski V7000 üzerinde performans kartları vardı. Bu performans kartları üzerinden veriyordu. Dolayısıyla bu ve bunun gibi faydalardan çok yüksek bir storage performansına ulaşmış durumdayız. Ve bu performansı da ölçekleyebiliyoruz. Bu performansa Qualtrics Service'la atayabiliyoruz. Gibi gibi çözümlerimiz var. Evet, hardware feature biraz daha donanımın içine gireceğimiz kısımlara geldim. İki tane 8 core her bir kontrolde 8 core CPU'muz var. Aktif mimaride çalışan ve NVMe diskten CPU'ya kadar uçtan uca NVMe'yi destekleyen bir mimariden oluşuyor. 1.1 terabayt keşe kadar çıkabiliyor ürün. Çok ciddi bir cache desteği var. 2U'da çalışıyor ve 24 tane flash ya da NVMe disk alıyor. 2 adet interface kartı var. Bunlar değiştirilebiliyor. Neye göre değiştirilebiliyor? Fiber şu an üzerindekiler 16 gigabit. Bu da zaten dediğim gibi NVMe off destekli. iWARP ve ROC dediğimiz iki tane
iSCSI türevi ama amacı NVMe off olarak çalıştırılmış şey çalıştırılmak üzere olan iletişim protokolleri var. Bunlar 25 gigabit. Daha hızlı gözüküyor şu an baktığınız zaman ve RDMA'yı destekliyor. Yani direkt memory to memory destekleyen bir çözüm. NVMe'de kullanılmasının sebeplerinden bir tanesi o. Onlarla değiştirebiliyorsunuz kartları ve InfiniBand'i destekliyor. QDR'ı destekliyor. Yani 40 gigabitlik InfiniBand'leri destekliyor. İşin aslına bakarsanız en yüksek throughput'u şeyi demiyorum. Microsecond'ı demiyorum. En yüksek throughput'u InfiniBand'den alıyorsunuz. Band genişliğinden dolayı sömürüyorsunuz resmen çok büyük throughput'lara ihtiyacınız olursa. Flash Core modül demin de bahsettiğim gibi hardware encryption'ı, hardware compression'ı ve 3D TLC'yi destekliyor. Bu şu demek, her bir modülün üzerinde zaten bir CPU ve bir disk yedekleme sistemi var. Yani dikey ve yatay bir modülün üzerinde bir RAID var. Bu RAID'i nasıl çoğaltıyoruz? Bu modüller üzerinde de RAID yapıyoruz. Dolayısıyla 3 boyutlu bir RAID elde etmiş oluyoruz işin aslına bakarsanız. Şimdi FCM modüllere bakalım. Hatırlatıyorum, FCM modüller compression'ı kendi yapıyor. 4.8 terabaytlık modüller IBM 9.6 terabayt olarak kullanabileceğinize garanti veriyor. 22 terabayta da yükselebilir diyor. Bu ne demek? 5'e 1'lik bir şeyle. Pardon. Bu diğer çok özür diliyorum. Data reduction pool değil. Bu 22 terabayta da kadar da çıkabilir diyor compression'da. Bu ne kadar sıkıştırabildiğine doğru orantılı datayı. Esnek garantiyi bir nevi sağlayabilen bir noktada çalışıyor. 230 terabayta tekabül ediyor. Sıkıştırılmış, 2'ye 1 sıkıştırılmış hali 2U'da. 528 terabayta kadar da büyüyebilirsiniz diyor. Eğer Data Reduction Pool yapacaksanız, Data Reduction Pool IBM'in deduplication çözümü 24 terabayta çıkıyor bu alan. 576 terabayta çıkıyor da çıkıyor 2U'luk alanda. Yani 2U'da biz müşteriye 576 veya 528 terabaytlık alanı Compressmator tool'la doğrularsak taahhüt edebilir durumdayız. Bu çok büyük bir alan, çok büyük bir flash kapasitesi. Bizim bütün genel mimarisini birkaç tane storage'dan çıkarıp çok büyük kapasiteleri 2U'da toplayıp ya biz daha önceden böyle bir sisteme niye geçmedik diyen müşterilerimiz var. Bakın ya, birden fazla depolama çözümünü alıp kapasiteleriyle beraber 2U'ya sığdırdık ve adam yani diyor ki ben 10 katının üzerine performans çıktım, şu an inanamıyorum, her şeyi burada toplayacağım. Bir flash tarafında rekabet yaşarsanız bana gönderin müşteriyi, ben anlatayım diyor. Bu kadar sahiplenmiş durumda çözümü. Bizim iyi olduğumuz noktalardan bir tanesi NVMe'yi uçtan uca destekleyen tek üreticiyiz. Buna inanın. Şu an hepsi bir şekilde ben NVMe'yim diyor, şöyleyim diyor, böyleyim diyor. Ama mesele NVMe protokolünü kullanmak veya disk üretmek değil. Sunucudan başlayıp bunu storage'a kadar sürdürebilmek. Birincisi bu. İkincisi de flash controller modül dediğimiz IBM'in kendi çözümü, kendi ürettiği, patentlerinin kendine ait olduğu ve bir sürü benzersiz özelliğin olduğu modüller. Dolayısıyla bizim All Flash depolama çözümleriyle zaten karşılaşmıyor olmamız lazım bu noktada. Çünkü dün de anlattım, bir flash etkinliğimiz vardı. Gidiyoruz müşteriye, bu All Flash'ı kim çıkardıysa artık, yani ne diyeyim. Normal hormonlu storage bildiğiniz. Müşteriye biz flash anlatıyoruz. Diyor ki ya sizinki flashmış da diğerinki All Flash'mış falan gibilerinden şeylerle karşılaşabiliyoruz. Müşteriye bu çözümü çok iyi anlatmak lazım. Biz her konuda destek olmaya çalışacağız. 9.6 terabaytlık ve 19.2 terabaytlık daha modüllerimiz var. Modüllerin kapasiteleri büyüdüğünde fark ederseniz sıkıştırma ve tekilleştirme oranları çok büyük değişiklikler olmuyor. Bu mimari bir şey aslında. Özel şey diyeyim, nasıl diyeyim, bir fark ve biz IBM tarafından mümkün mertebede aslında küçük diskleri kullanmaya çalışıyoruz çünkü çok daha yüksek sıkıştırma oranlarımız var. Büyük diskleri ne zaman kullanacağız? Ya gerçekten kapasiteye ihtiyacımız olan bir 2U'da çok büyük kapasiteye ihtiyacımız olduğu noktalarda en az disk sayısında kullanacağız. 9.6'yı, 19.2'yi. Ben şahsen yakın bir zamanda 19.2'yi kullanabileceğimi sanmıyorum, göremiyorum. 4.8'in üzerine de çıkmadım
Çok konfigürasyon yaptım, emin olun. Yani tahmin edebiliyorsunuz. Yani yönlendirdiğim de çok müşteri var. İş ortaklarıyla beraber gittiğim çözümlerde 4.8'i geçmedim diyorum arkadaşlar. NVMe'de daha küçük başlıyoruz. 1.92, 3.84, 7.68, 15.36 olarak devam ediyor. Burada da 2'ye 1 ve 5'e 1 Data Reduction Pool garantilerini verebiliyoruz. Kesinlikle verebiliyoruz. Flash Core modüldeki gibi üzerinde yapmıyor. Ürünün kendi CPU'sunda gerçekleştiriyor bunu. Ama NVMe tarafında zaten ben compression çok fazla önermemeliyim diye düşünüyorum. NVMe müşterimiz bizim, ya bu arada veremeyeceğimizden değil, NVMe müşterimizin temelinde çok agresif hız geçiyor. Bu müşteriyi bulabilirsek, yani bu gerçekten bu ihtiyacı bulup rekabette ön plana çıkabilirsek bir değer olarak ortaya çıkıyor. Bu değeri ortaya çıkaramıyorsak zaten sıkıştırmayı, tekilleştirmeyi kullanmamamız aptallık olur, çok net ifade edeyim. O yüzden mümkün mertebede eğer salt performansta kimsenin gidemeyeceği bir yere gitmek istemiyorsak compression'ı ve tekilleştirmeyi bu noktalarda kullanalım. Gen 3'ün iki tane modeli olacak. Bu iki model arasındaki stack fark high availability destekleyen ve desteklemeyen kontrolörler olarak ortaya çıkacak. Onun dışında başka bir fark olmayacak diye görüyorum. Hatta ileride sadece U7A ve U7B modellerini göreceğiz. Tekrar hatırlatıyorum. Eski V7000 Gen 2'nin V7000F'in zaten expansionları aynıydı. Bunları kullanabiliyoruz Gen 3'lerde. Bu slide'da memori oluşumunu görebilirsiniz. Toplam 1.1 terabyte cache'e kadar çıkabiliyor. Ne kadar çok memori, ne kadar çok cache, o kadar agresif hız, özellikle read'de ve write'da diye düşünebilirsiniz. Bunu zaten hemen peşi sıra IBM'in NVMe ve flash drive'ları takip ediyor olacak. 3 tane iletişim birimi gözüküyor. Aslında 4 burada niye yazmamış bilmiyorum. Bakacağım. 16 GB fiberimiz var. 25 GB Ethernet iWarp'ımız var. 25 GB Ethernet ROC'imiz var. Bunların arasındaki farklar her zaman söylediğim gibi iWarp'la ROC için VAS ve Beta'daki minimal farklar gibi. Niye kullanalım? Data Center organizasyonu yapıyorsunuz. Data Center'ların en temel ihtiyacı Ethernet Network'üdür. Ethernet Network'ü üzerinden devam ettirebileceğiniz bir performans sağlayabilen iletişim protokolü varsa ben olsam o data center'a SAN switch mimarisi sokmam. Neden daha fazla para harcayayım? İktisadi koşullarda derim. Mevcut switchlerimden, convert switchlerimden birine iWarp veya ROC destekli modülleri takarım. Storage'ları da bunlara bağlarım. Tier 1 storage'larımı da 25 gigabit performansla uçtan uca NVMe'yi konuştururum derim. Eğer data center yönetiyor olsam. Şimdi data center görüp abi bunlarda fiber var, yanlış mı yapmışlar demek doğru bir şey değil. O zamanki koşullar, o andaki ihtiyaçlar değişir ama şu an diskler çok hızlı, bu iletişim protokolleri çok hızlı ve bu iletişim protokollerinin üzerinde dediğim gibi NVMe çalışıyor. Çok hızlı bir protokol. PCIe'den gelen bir protokol. Onun mantığında gelen bir protokol. Dolayısıyla data center'larda kullanılabilir. Ama geleneksel mimari fiber %90 oranında kullanılıyor ve biz genelde bunu teklif ediyoruz. Açık söylemek gerekirse. Ama şöyle mimariler kurulabilir. Burada gördüğünüz gibi bu bir Versa stack. Eğer ben müşterime Converge modül vereceğim, bir Converge mimari vereceğim, uçtan uca bir tek bir kabin olarak gitsin, desteği tek yerden olsun, bütün yönetimi mümkün olduğu kadar tek bir konsoldan yapayım derseniz Versa Stack ile IBM'deki bütün depolama çözümlerini UCS ile birlikte teklif edebiliyor durumdayız. Bunlar kurulup geliyor yurt dışında, yani kabin olarak müşteriye sunuluyor. IBM implementation'ı isterseniz yapılabiliyor ve uçtan uca çözüm olarak sunabiliyorsunuz. Bu çözümde de isterseniz 25 gigabitlik o NVMe bağlantısını kullanabilir, SAN switch'i tamamen elimine edebilirsiniz. Bu arada yani tercih etmeyin demiyorum. Müşteriye siz bu bahsettiğim deminki şu 25 GB'lik iWarp ve ROC'yi destekleyen bir top of rack switch veriyorsanız müşterinize, ben kesinlikle kullanmanızı isterim. İki tane SAN switch'ten kurtulmuş olursunuz ve bir şey de kaybetmezsiniz. 25 GB çok yüksek bir hız. Ama bunu galiba
Mellanox ve Intel switchler destekliyor. Şu an bir de Cisco diyor yanlış hatırlamıyorsam. Kontrol etmekte fayda var. NVMe'yi şu an Brocade Sun Switch'te destekliyor. Hiç sıkıntısız kullanabilirsiniz. Storwise ürünlerinin her zaman söylediğim gibi en önemli özelliği sanallaştırma yapabilmesi, rakiplerinden farklı olarak mevcut mimariyi daha verimli kullanmaktan veya kapasiteyi daha verimli kullanmaktan tutun, migration çözümlerinin rahatlığına ya da ilerideki düğmelerin kontrol altında tutulmasına kadar onlarca özelliği var. Sağ tarafta bir sürü marka görüyorsunuz. Bu markaların birbirleriyle konuşmasına olanak yok. Tepeye IBM V7000 veya tarzı bir storage virtualization katmanı geldiği zaman bunlar birbirleriyle konuşabildiği gibi bunlar IBM'in bazı kendilerinde olmayan faydalarını da edinmiş olabiliyor. Şöyle düşünün, iki tane burada gördüğünüz markalardan iş sürekliliği kapsamında stretch cluster yapamayan marka satın aldınız diyelim geçmişte ve upgrade etmek istiyorsunuz. Biz V7000'i götürdük müşteriye. Gen 3 götürdük ve NVMe çözümünü götürdük. Dedik ki NVMe de senin performanslı alanın toplam 10 TB veya 20 TB diyelim daha kolay olsun. Ben minimumda sana 10 TB'lık alan vereceğim. Bunu sıkıştırarak 20 TB yapacağım. En üstte de bunlardan iki taneyi koyacağım. Altta da senin şu anda sahip olduğun markaları koyup sanallaştıracağım. İstersen bunlara da performansları yetiyorsa sıkıştırma tekilleştirme yetisi verebilirim. Çünkü benim CPU'm çok güçlü. Muhtemelen sıkıştırıp tekilleştirip sana daha fazla alanı daha uygun bir platformda sunacak. Gel bunların arasında aynı lokasyonda hyperswap yapalım. Eşlenik çalışsın. Çözümünü müşterinize sunabiliyorsunuz. Bunu da bu şekilde yapabilen üretici galiba tek başına hem NVMe olacağım hem storage olacağım. Hem storage olarak büyüyebileceğim hem de marka bağımsız kendi yeteneklerimi aşağı doğru da akıtabileceğim şeklinde sunabilen üretici yok. Parça parça yapabiliyorlar tek tek. Firma firma saymanın doğru olacağını düşünmüyorum. Böyle bir webinarda. Bunlar işte onlardan iyi olduğumuz noktalar veya farklılaştığımız noktalar diyelim. Yani onları kötü yapmaz. Hepsinin kendi platformlarında gayet düzgün bir şekilde gerçekleştirdiği sanallaştırma operasyonları var. Ama IBM'in iyi olduğu nokta dediğim gibi bunu bütün yetenekleri tek bir kutuda sunabiliyor. 32 petabayta kadar sunabiliyor ve hiçbir sınırı yok neredeyse. Yani şunu da yapamıyorum, bunu da yapamıyorum. Ay bunu hiç yapamayacağım demiyor bizim güzide Storwise'ımız. Burada da tekrar bahsetmiş. Tekrar kullanabiliyorsunuz. Eski expansionlarımızı encryption, aktivasyon oluyor. Bizim ülkede geçerli. Bunun en temel faydası şu, bakın bugün sürekli müşterilerde KVKK konuşuyoruz. Biraz şişme noktasına geldi ama bütün müşterilerimiz bir şekilde KVKK'ya geçmek zorunda. Ve KVKK'da bazı zorunluluklar var. Bu zorunluluklar ceza kesmeye gelen bir kurum geldiğinde oluşmadığı noktada bu zorunluluklar çok ciddi cezalar geri dönebiliyor. Biliyorsunuz yani kamu kültüründe bir firma ceza kesmeye gelirse %90 oranında keser o cezayı ama biz de elimizden gelen şeyi savunmayı oluşturmak zorundayız. Ve burada storage'ın kendisinin ve storage'ın diskinin özellikle çalınmasının veya içindeki bazı datanın blok seviyesinde çalınmasına engel olacak bir seçenek encryption. Müşterinizin KVKK sürecine yardımcı olacak default olarak abi sen artık bak burayı düşünme sen KVKK sürecindeki dokümantasyonuna storage based encrypted'tır buradan data blok seviyesinde veya disk olarak çalındığında veya disk kaybolduğunda bilmem ne olduğunda kimse için hiçbir şey ifade etmez. Dolayısıyla ben zaten burayı elimine ettim diye raporunu sunabilirsiniz. KVKK yetkililerine açıldığında verbise. Açılacak bir gün diye ümit ediyoruz. Lisansı tabii ki yok. Bazı şeylerinden bahsedelim, özelliklerinden bahsedelim. Artık D-Rate öneriyoruz. Distributed Rate öneriyoruz. Burada spare ihtiyacımız yok. Dikey ve yatay yazıyor diye düşünebilirsiniz. Yayıyor veriyi. Ve oldukça iyi yayıyor. Zaten hotspot dediğimiz problemler oluşuyor depolama çözümlerinde. Ne yaparsanız yapın biliyorsunuz. Veri yayılamadığı için
bir noktada çok yüksek I/O ihtiyacı yapmak istiyor ve az data diski üzerinde kaldığı için bu I/O ihtiyacı oluşturulamıyor. Distributed RAID bu ve bunun gibi birçok performans probleminin, verinin yayılamaması adına ortaya çıkan performans probleminin önüne geçtiği gibi müşteriye de ciddi bir yedeklilik sağlamış oluyor. Biz D-RAID 6'yı öneriyoruz. Hatta 9100 ile V7000 default RAID olarak D-RAID 6 olarak geliyor. D-RAID 6 iki disk toleransına sahip. Spare'i kendi içinde olan gibi düşünün. Yani dağıtılmış noktada çalışıyor. Ve müşteriniz iki diski kaybettiğinde bile hala çalışabilir durumda oluyor. Yerine bir spare noktası arka tarafta çalıştırılıyor. RAID 5 öneremeyecek miyiz? Evet, D-RAID 5 önerebilir durumdayız. Ama ürün geldiğinde konsoldan bunun değiştirilmesi gerekiyor. IBM'le konuştuğumuzda ben özellikle yani biliyorsunuz yani bir disk bile flash çözümlerinde çok büyük rakam fark ettiriyor. Konuştuğumda şu cevabı alıyorum IBM'cilerle. Ya önermiyoruz ama yapılabilir. Yani onlar da ürünün sürekliliği ve başarımını en üst seviyede tutmak için D-RAID'de kalmamızı istiyorlar. Bir disk için ileride uzun zamanlar satacağımız bir teknolojinin üzerine bir kara leke sürülmesine izin vermeyelim. Bu bir eksikliğimizden dolayı değil. Bu güvenliği arttırarak müşteriye hakikaten 9.999 veya iş sürekliliği %100 garantiyi rahatlıkla sunmak üzere geliştirilmiş bir çözüm ve sunuluyor müşteriye. Dolayısıyla o konsoldan D-RAID 5'e geçmeyelim derim ben. Ama mecbursak yapacak bir şey yok. Satmak ve yaşamak zorundayız. External Virtualization V7000'de per encourage'lara yapılıyor. Yani diski olan her kontroller, sanallaştığınız her kontroller için bir lisans satın almak durumundasınız. Dikkat ve dikkat, 9100 tıpkı SVC'deki gibi terabayt başına lisanslanıyor. Sakın ha sakın 9100'de sanallaştırma yaparken ya bu per kontrolördü, şöyleydi böyleydi diye yanlış bir lisanslama yapmayalım, yaptırmayalım. Hyperswap destekliyor ve 7000 yani iki farklı storage'ı tek bir mimaride çalıştırıp biri düştüğünde diğerine devam edebiliyorsunuz. Flash copy, remote copy, easy tier, hatta easy tier artık 4 katmanda biliyorsunuz. SATA, SAS, SSD ve flash, NVMe flash olarak devam ediyor. Team provisioning, volume mirroring, bu T10 diff dediği, yanlış hatırlamıyorsam ismi aklıma gelmedi, reclamation hadisesi. Reclamation V7000'de manuel olarak yapılıyordu her zaman ama otomatik yapamıyorduk. Eğer DRP pool olarak yaparsanız pool'larınızı, reclamation'ı da otomatik olarak yapacaktır. IP replication yapabiliyoruz. Bu arada buna uygun bir yazılımımız var. Bulut servislerine de tiering yapabiliyoruz. Bu otomatik olarak data gönderiyoruz anlamına geliyor. Burada da gördüğünüz gibi katmanlamada, ben katmanlamayı ilk anlatırken bu kırmızı alanda SAS, altta da pardon kırmızı alanda en üstte SSD, altta da SAS vardı. SATA vesaire falan filan yoktu. Artık SATA, SAS, artık SSD, SATA ve SAS'larla birlikte soğuk data alanına girmiş durumda. Sıcak data alanımız NVMe ve FCM. Bu sıkıştırmayla beraber oluyor aslında. Hep bunu aklınızda tutun. Ne demiştim demin? Ya 15-20 terabaytlık alım yapacak müşteri bile benim için potansiyel flash müşterisi artık. Çünkü ben müşteriye şu gözle bakıyorum. 20 terabayt ihtiyacım mı var? Sana 10 terabayt vereceğim. 30 terabayt ihtiyacım mı var? Sana 15 terabayt vereceğim. Ben her durumda 15 terabayt save ettiğim için veya yarı yarıya save ettiğim için zaten müşterinin beklentisinden ve rakiplerin belli başlı rekabet beklentilerinden daha uygun fiyata çıkacağım. Ki onları da bu rekabete itmiş oluyoruz aynı noktada. Bu rekabete ittiğimiz zaman da biz performans olarak kendimizi sıkıştırma ve tekilleştirmede kanıtlayabiliyoruz. Tabii eğer tekilleştirilebilir bir data varsa orada, ondan bahsediyorum. Ama sıkıştırmada gerçekten çok iyi. Yani şöyle düşünün, yani 9-10 slide geriye gidersek flash controller, flash core modüllerde neredeyse 5'e 1 sıkıştırma oranını yakalayabildiğimizi göstermiştik. Bu mümkün. Ben gördüm mü? IBM'ciler görmüş. Ben henüz görmedim. O kadar çok şey yapmamış olabilirim yani comp estimator. Ama 3'e 1'i gördüm. 3.5'a 1'i gördüm. 2'ye 1'i çok gördüm. Dolayısıyla çok rahat ilerlememiz gereken bir senaryo. Benim size tavsiyem, bütün şu an iş ortaklarıma öneriyorum,
Kapasite ihtiyacını gördüğünüz zaman bir kere mutlaka Gen 3 fiyatı alın, elinizde dursun. Daha yeni bir tane verdik. Normal eski bir StoreWise'a lise upgrade'i yapacağımız çözümü şu an V7000 Gen 3'e çevirmiş durumdayız. Sadece fiyat verip ya evet çok yakınmış aslında fiyatları dediği için gerçekten agresif fiyatlar var. Encryption bu demin bahsettiğimiz gayet kolay bir enablement'ı var. Encrypt ettikten sonra mutlaka o verilen USB diski çok iyi bir yerde saklayın. Çünkü o tek anahtarınız. Eğer o USB diski bir şey olursa ki iki tane saklamak gerek. Mikrofon düştü, pardon. Piston düştü gibi oldu. Evet. İyi bir yerde saklamak lazım. Ben yapıyor olsam birini şirket kasasında, birini de backupları tuttuğum kasada tutardım açık söyleyeyim. Ama yapmamız gerekeceği noktalar olacak. Yani KVKK'da bir müşterinin içini rahatlatmak ve işini rahatlatmak istiyorsak bu encryption'ı yapmak şart olacak. Çünkü buna bir para harcamak zorunda kalmayacak. Veriyi enkript etmek için blok seviyede bir para harcamak zorunda kalmayacak. Benim en sevdiğim çözüm, kullanmayı en sevdiğim çözümlerden bir tanesi. Müşteriye giriş noktalarından bir tanesini söylüyorum. 60 TB flash storage isteyen müşteriye bir data center veya bir yedeklilik yeri varsa 30 TB'lık iki tane V7000 önerin. Çünkü 60 TB'ın fiyatına göre, 60 TB all flash'ın, 60 TB flash'ın fiyatına göre o kendini belirledi. 30 TB'lık iki tane flash vererek aynı kapasiteyi sağlayıp müşteriye yaklaşık veya biraz üzerine çıkan 60 TB'lık depolama çözümünü sunmuş oluyorsunuz iş sürekliliği kapsamında. Bu taktiği ne zaman uyguladıysam tuttu. Niye tuttu? Finansal tamamen ya çok net yani 60 TB'lık storage'ın terabayt başına 1000 dolar veriyorsa bir tarafta 60 bin dolar ödeyecek bir tarafta da 60 bin dolar ödeyip iki tane iş sürekliliği sağlayan storage almış olacak. Bu kadar basit ilerlediğimiz taktik bu noktada. Dolayısıyla 60 TB'ı 30 TB yapıyoruz demeden önce iş sürekliliğini anlatıp ya ben şöyle düşündüm aslında diye girip 30 TB'a ikna etmek müşteriyi iş sürekliliğiyle birlikte sunduğunuz zaman inanılmaz ve benzersiz bir fayda sağlıyor. Daha müşteriler ne olduğunu anlayamadan siz birkaç kademe ileri gitmiş oluyorsunuz. Müşteriniz eğer Oracle müşterisi ise sadece ondan AVR tool'u isteyip bize ya da IBM'e göndererek bu AVR tool'unun karşılığında mevcut Oracle'ın ne performanslı olduğunu Flash Core modüllere veya NVMe'ye geçtiği zaman ne performansa çıkacağını garanti edebiliyor IBM. Bu ne demek oluyor? POC aşamasını neredeyse geçiyoruz performans yönünden. Çünkü diyoruz ki senin sistemin bu performansta çalışıyor şu an. Çıktılarımız işte DiskSeek'inden CPU'nun kullanımına kadar verdiğimiz için diyoruz ki biz sana daha az ve daha agresif CPU kullandırtacağız operating sistem tarafında. Buna karşılık daha hızlı döngü süresi vereceğiz. Buna karşılık bu kadar I/O'ya bu kadar throughput'ta çıkacağız. Bunu da garanti ediyoruz. Çünkü bunu analiz ettiğimiz sistem neye çıkabileceğimizi görebiliyor diyeceğiz. Dolayısıyla POC otomatik olarak geçmiş oluyoruz performans yönünden. Bu ve bunun gibi bilgileri toplamakta her zaman fayda var. Dediğim gibi büyük kapasiteli şey isteyen, depolama kapasitesi isteyen müşterilerimize önce bir hypersweep'i hafiften anlatıyoruz. Hemen arkasından şak diye compression'ı veriyoruz. Bir ne oluyor diyorlar. Arkasından bir flatlık yaşım veriyoruz. Bir ne oluyor diyorlar. Ondan sonra bitiyor gidiyor her şey. Disaster Recovery with IP Replication. Uzun süredir IP Replication'ımız var. Uzak noktalara, bu bulut olabilir, bu farklı bir lokasyondaki StoreWise'larımızdan herhangi biri olabilir. SVC bile olabilir. IP üzerinden sıkıştırma dahilinde efektif bandwidth kullanımıyla IP replikasyon yapabilir durumdayız. Evet, Docker konusunda neler biliyorsunuz bilmiyorum. Bugünün konusu değil, anlatmayacağım. Bir gün yazılım ekibiyle belki hem donanımı birleştiren hem de Docker donanımla beraber nasıl sattıracağız noktasında bir şey yapabiliriz, bir webinar, bir çalışma yapabiliriz. Ama daha çok yazılım
daha doğrusu çok geniş bir alana çok fazla yazılımı yayacak müşterilerin ihtiyacı olabiliyor. Turkcell bunlardan bir örnek olabilir, Vodafone örnek olabilir. Onlarca yazılımcısı, onlarca yazılım ekranı olan kullanıcılar var burada. Ve Docker tarzı bir ürün kullanmak onlar için avantajlı. Biz IBM Kubernetes var Docker olarak kullanılan ve IBM'in bütün storage mimarisi bunu uçtan uca destekliyor. Tek bir noktadan siz mimarinin tamamını kurmuş oluyorsunuz. Container bazında da destek veriyor. Peki bunu nasıl yönetiyoruz? Demin başta da bahsettiğim gibi Storage Insight ile yönetiyoruz. Storage Insight satın alacağınız bir şey değil ilk baştan. Dediğim gibi hemen girişini yapıp cloud üzerinden kullanmaya başlıyorsunuz birkaç dakika üzerinde ve hemen size bilgileri vermeye başlıyor. Bunun base versiyonu zaten default olarak geliyor. Geriye yönelik rapor da alabiliyorsunuz bu base versiyonundan ve buna para ödemiyorsunuz. Diğer tarafta neler sağlıyor? Bunu cloud üzerinde tutulduğu için bir bunun için bir kaynak ayırmanıza gerek yok. Bunun için bir uygulama update yapmanıza gerek yok. Sürekli up to date bir yazılım güncellemesi yapmanıza da gerek yok bunun için. Ve sürekli size minimum kapasitede küçük datalar sunarak basit bir çözüm olarak karşınıza çıkıyor. Logu topluyor, bunu otomatik olarak topluyor ve sizle paylaşabiliyor bu logları. Ve aynı zamanda ticketlarını helpdesk'e otomatik olarak açabiliyor. Bu Amerika'da vardı, ya geldi ya gelmek üzere IBM Türkiye tarafına. Yani ya geldi ya gelmek üzere, bu şu demek, pazar günü saat 4'te kafama düşüyordu az daha. pazar günü itibariyle gece saat 4'te sistemde bir arıza meydana geldi diyelim. Otomatik olarak bu arıza ile ilgili ticket açılmış ve yönlendirmeler yapılmış duruma geliyor o saniye itibariyle. Ve bu support historisini de size veriyor. İşte şu ticket'ı şu an aldı, bu işliyor. Yarın sabah şu saatte geleceklerini söylediler, şu saatte geldiler falan filan gibilerinden size bilgileri de veriyor. Storage Insight bu çok pahalı bir yazılımda değil. Değer katacaksa işimize, ki değer katacağına inanıyorum. Bizim depolama dünyasında artık farklılık yaratabileceğimiz çok az şey kaldı. Yani işler fiyata geliyor ve bu fiyat noktasında da bu ekstra özellikler karar vermeyi kolaylaştırıyor müşteri tarafında. Bu tabi ürün de aynı zamanda bulutta yaptığı prediktif analiz yapıyor. Yani önceden olayı, önce atıyorum fanlardan biri yavaş dönmeye başladı. Bir kahinlik yaptığı yok tabi. İçindeki sensörlerle yapıyor bunu. Ya bu fan yavaş dönmeye başladı, bu bozulacak galiba deyip size halen çalışmakta ve performans üretmeye devam eden ama bozulacağını öngördüğü ürünlerle ilgili bilgi verebiliyor. Ve size avantajları ne? Siz kendi müşterinizi yönetebiliyorsunuz. Bunu managed service olarak verebilirsiniz. Çok net ifade etmem gerekirse. Yani ben teklif ediyorum. Ben iş ortaklarıma bunu teklif etmelerini istiyorum. Diyorum ki bu ürünü zaten satın alıyorlar. Cüzi miktarla satışın içine koyarak hem kendi teknik adamlarımızın verimliliğini arttıracak, bunu kullanmalarını kolaylaştıracak, hem de sizin yeni satış konularınıza açacak bir mimari faydaya dönüştürebilirsiniz diyorum ki bu aynı zamanda kazanç doğuruyor baktığınız zaman. Yani teknik adamlarınızın sayısı, teknik adamlarınızın zamanları yeterliyse sadece takip ve müşteriye bilgi amaçlı, onların eksikliklerini kapatmak için bile ayda $200-500 arası bir rakama bu hizmet olarak, benim sorumlus olarak satılabilir. Çok net ifade etmem gerekirse satışın içine gömülebilir. Bir sürü şey yapabilirsiniz. Yani teknik adamları değerlendirebileceğiniz bu mantıkta bir o operasyona dönüşebiliyor. Müşteri tarafındaki fayda da, müşteri tarafı kendi diğer ürünleriyle beraber, yani adamın sadece StoreWise V7'li olmayabilir. SunSwitch'i vardır, başka marka storage'ı vardır, başka şeyleri vardır. Storage dünyasına dokunduğu birçok şeyi yönetip kontrol edebiliyorsunuz. Ve IBM de bunlardan haberdar oluyor. Bu şu demek değil, IBM her türlü bilgiyi gönderiyor. Hayır, IBM'e sadece kritik ve destek seviyesiyle ilgili analiz bilgilerini gönderiyor. Bunun dışında bir şey gönderip aldığı yok. Şimdi biraz NVMe'den bahsedeceğiz. Ondan sonra da bitireceğiz. NVMe dediğim gibi bir protokol. Hani daha önceden
PCIe yuvalarında duymuşsunuzdur. NVMe Express, NVMe bilmem ne hızı vesaire diye. Oradan çıkmış bir aslında teknoloji. 2017 yılında IBM... Ses geliyor mu şu an? Geliyor. Ha, biri ses gitti yazmış da. Ne zaman yazdım da bilmiyorum. Geliyor mu? Tamam. Bir teknoloji. Temel amacı çok yüksek bant genişliğini çok düşük gecikmelerle sunabilmek. Bizim buradaki en önemli değerlerimizden bir tanesi NVMe off fabric. Yani uçtan uca NVMe desteğini sağlıyor olmamız. Temel farkı şu noktada göstereyim. SCSI esas komutları 64 komut gönderiyor bir kuyrukta. Yani bir paralel işlem güdümünde CPU'dan diske kadar baktığınızda bir kuyrukta 64 komut işleyebiliyor. NVMe seri çalışıyor. Bu şu demek. Yani her kullanıcıya neredeyse bir gişe görevlisi gibi düşünün. Her bir kullanıcıya. Çünkü 64.000 kuyrukta 64.000 komut 64.000 komut işleyebiliyor. Bu ölçekleyebileceğim veya ifade edebileceğim bir hız değil. Ama dediğim gibi nanosecond'da çalışan CPU memory'e karşılık 10 mikrosekund ve altında hız üreten, yani nanosekunda yaklaşmaya başarabilen bir performans sunuyor. Bu da şu anlama geliyor. Bakın yıllardır özellikle 2006'dan beri sürekli bir şeyler hızlanıyor. Sanallaştırmanın hayatımıza girmesinden beri. Ne hızlandı 2006'dan beri? 2005 daha eskisi var sanallaştırmanın ama çok kullandığımız zamanlardan bahsediyorum artık. 2006-2007 başladığımız zamanlardan. CPU katlarca arttı. Memory katlarca büyüdü. Yani son 10-12 yıl içerisinde. PCIe yuva hızı katlarca büyüdü. Ethernet katlarca büyüdü ki BNC zamanını görmüş bir adamım. BNC kablo döşemiş bir adamım. Daha eskisini de gördüm. 97 yılından beri çalışıyorum sektörde. Her şey inanılmaz bir hızla yükseldi. Ama baktığınız zaman disk aynı hızda devam etmedi. 10.000'den 15.000 RPM'e geçti. Sonra yavaş yavaş son 3-5 senedir hayatımıza fiyatların daha alınabilir noktaya gelmesi veya artık müşterinin almak zorunda kalmasından dolayı girmeye başladı. İlk defa çok ciddi bir yükselti oluyor. SCSI'den NVMe'ye geçmemiz. Artık standart bildiğimiz SCSI komutları, SCSI'nin hızı SAS diskleri tatmin ederken SSD diskleri tatmin edemiyor. SSD diskleri tatmin edememesinin sebebi SSD disk SAS'ta gerekli performansı üretemiyor. O yüzden de NVMe çözümünü kullanabiliyoruz. Hiç sol tarafı okumayın. Sağ taraftaki iki resme bakın. Demin OSI referans modeline örnek verdim ya. Bakın bir sürü bir işlem yapıyor sol tarafta geleneksel mimari. Tıpkı OSI referans modeli gibi bir şeylere dönüştürüyor. Sürekli birbirleri arasında konuşmak zorunda olan protokoller var. Ama NVMe de bu yok. Uçtan uca CPU karar verdikten sonra kendi memorisini, sunucu memorisini geçip uçtan uca direkt diske ulaşıyor. İşte ister RDMA deyin buna, ister FPGA deyin, ister NVMe deyin, ne derseniz deyin. Temel amacımız aradaki gereksiz konuşmaları ortadan kaldırmak. Kulaktan kulağa oyunu gibi düşünebilirsiniz. Çocuklar oynar ya, bir tarafta bu kalemim derler, o öbür tarafa Leman abla diye gider. Bu oyunun gibi bir şey. Biz öbür tarafa bu kalemini bu kalemim diye geçirtiyoruz. Bütün hedefimiz bu yönde. Nasıl yapıyoruz bu işi de? Demin bahsettiğim gibi fiber şemin üzerinden yapıyoruz. InfiniBand üzerinden yapıyoruz. NextGen fabrik olarak bir bağlantı türü gelecek. Muhtemelen bir dördüncü katmanda çalışacak bir TCP bağlantısı gelecek. Şu an ben de bilmiyorum. Bekliyoruz. Ama bu dört protokolle zaten fazla müşteri ihtiyacını karşılıyoruz ki çok kullanmasak da en yüksek performans ve en düşük hızı InfiniBand sağlamakta. Ama ben zaten InfiniBand kullanıyor olsam V7000 veya 9100 değil FS900'ü tercih ederim. Çünkü InfiniBand bağlantı söz konusuysa muhtemelen bir uygulamayı veya birçok toplu iş yükünü rahatlatacağız demektir. O zaman InfiniBand'i kullanıyor oluruz. Burada da RDMA'den bahsetmiş. SCSI komutları yerine iSCSI'yi
iWARP üzerinden kullanmaktan bahsetmiş. Ethernet üzerinden Remote Direct Memory Access yapmak anlamına geliyor. Bunu da NVMe Over Fabric üzerinden kullanıyoruz. Benim de bahsettiğimi birkaç örnekle açıkladığım gibi uçtan uca çok hızlı bir şekilde araya gereksiz katmanlar, gereksiz encapsulation'lar, komutlar almadan minimum gecikmeyle bunu müşteriye sunmak. Çok özür dilerim. iWARP ve ROC'yi ne zaman kullanacağız? Ya dediğim gibi UVAS beta kaset gibi sizin için, sizin yapınız için hangisi daha uygunsa. Burada bir fark var aslında. Temel bir fark. Bunu anlatmayı unutmuşum. Networkçilerin daha çok dikkat edeceği bir fark. Biri UDP ile çalışıyor. UDP ile çalışan biraz daha hızlı gibi gözükebilir. Ama UDP cyclic redundancy check yapmayan bir protokoldür. Bu şu demek, abi ben gönderirim, çalışıyor mu çalışmıyor mu data bakmam, çalışmıyorsa tekrar gönderirim demektir. Teknik olarak data doğru gittiği sürece daha hızlı çalışır, data doğru gitmediği sürece de daha yavaş çalışacak bir protokoldür. Ne zaman tercih edeceğiz? Eğer altyapımız, şu an için soruyorum, Mellanox bir switch olacaksa ki tavsiye ederim kullanmanızı mutlaka projede. Bunu Tor switch olarak kullanacaksak, SAN switch kullanmak istemiyorsak evet tercih ederim. Bir maliyet fark eder. Bir denge fiyatı oluşturur mu? Evet, bir yerden bir delik kapatılır baktığınız zaman. Ne kadar fark eder toplamda? Bir SAN switch kullanmazsınız. SAN switch'in gereken SFP'lerini kullanmazsınız. Vesaire vesaire diye gider. 25 gigabitlik şeyleri kullanırsınız. Hotspot adaptörleri kullanırsınız. Bunlar da uçtan uca NVMe olarak çalışır. Siz de bir SAN switch maliyetinden tamamen kullanmış, kurtarmış olursunuz. Brocade SAN switchlerin hepsi NVMe ready geliyor. Yani NVMe fabrik olarak 16 ve 32 GB'lik fabrikler olarak siz bunları çalıştırabiliyorsunuz FC üzerinden. Tüm hotspot adaptörleri neredeyse bu desteklemiyor. Cisco da NVMe support'unu vermiş. Emin değildim demin. Evet, artık gördük. MS9000 serisi switchlerde NX-OS 8.1 Plus'ta 16 ve 32 GB için şeyi veriyor size. Cisco'da desteğini veriyor. Ama genel olarak siz de biliyorsunuz ki Brocade kullanılıyor. Bazı müşterilerimiz var. Ben uçtan uca Cisco yapacağım. Cisco'da da MS9000 serilerini kullanmak istiyorum. Çünkü bana daha uygun bir maliyete çıkaracak. Uçtan uca Cisco yaptığım için diyebilir. Haklıdır da kullanabilirsiniz. Ama genel anlamda zaten Brocade SAN switch'ler kullanılıyor. Buna hiç girmeyeceğim. Çok istiyorsanız ICER FC NVMe'nin detayına girmek bizden dinleyebilirsiniz. Biz gerek sizi ziyaret eder anlatırız veya her çarşamba biz katılımcı sayısı 1 bile olsa etkinlik düzenliyoruz farklı konularda. Bu etkinlikleri de genişleteceğiz konularını. Şu an IBM odaklıydı, artık biraz teknoloji odağına çevirmeye başlayacağız. Bu teknoloji odağında IBM'le beraber siz bir sürü projeye dokunuyorsunuz, biliyoruz. Backup'a da dokunuyorsunuz, network'e de dokunuyorsunuz, yedeklemeye de dokunuyorsunuz, güvenliğe de dokunuyorsunuz, bir sürü projeye dokunuyorsunuz. Bunların hepsinin içinde olduğu ve IBM çözümlerine dokunan geleceğin 10 sene sonrası teknolojiler gibi onlarca etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Sizden gelen bilgiler neticesinde de bu etkinlikleri düzenliyoruz. Eğer derseniz ki ya ben TÜMİSELİS olarak veya satış ekibi olarak müşteriye çok verimli gitmek istiyorum, bilgisiz gitmek istemiyorum, satış tekniklerini veya TÜMİSELİS tekniklerini, bu işin daha detaylı öğrenmek istiyorum derseniz, size özel etkinlikler de tasarlayıp düzenleyebiliyor veya sizden gelen istek çoğunluğa hitap ediyorsa buna göre bir eğitimi çarşamba gününe koyabiliyoruz. Neredeyse her çarşamba yapıyoruz ekstrem durumlar haricinde. Burada da göreceğiniz üzere NVMe Over Fabric bizim bütün ürünlerimizde hazır ve kullanılabilir durumda. Burada slide'ını göstermek istemiyorum ama diğer ürünlerin flash çözümlerine bakmanızı öneririm. Kaç kişi gerçekten flash çözüm üretmiş? Kaç kişi all flash dediğim hormonlu storage'larda kalmış? Kaç kurum NVMe'ye 2019'da geçeceğim diyor. Bunlara bir bakmanızı öneririm. Çünkü benim bildiğim kadarıyla uçtan uca NVMe'yi hazır ve verebilen tek ürün şu an IBM'de var. Yakın gelecekte değişecek, mecburen değişecek. Ama bizdeki durum böyle. NVMe'nin genel mimarisi de bu şekilde. Hiç artık bu kadar saatten sonra başımızı ağrıtmak istemiyorum.
özellikle ayrıca anlatabilirim. Ama temel olarak baktığınızda daha az konuşan protokol sayısı, uçtan uca en hızlı gitmek istediğiniz protokolü seçtikten sonra, ara birimi seçtikten sonra minimum gecikme sürelerinde bunu sağlayan bir sisteme dönüşmüş durumda NVMe teknolojisi IBM'in. Workload'larda da bunu görüyoruz zaten. NVMe ile SCSI protokolleri arasında ciddi farklar oluyor. Bu ciddi farklar şu aslında, bir toplu iş yüklerinde ortaya çıkıyor. İki, belli noktalarda IO'da ortaya çıkıyor. Üç, CPU uzayışınlarında ortaya çıkıyor. En önemli fark da respons sürelerinde. Respons süreleri mikrosekundlar seviyesinde ve daha da düşük seviyeye, mikrosekundun altı demek istemiyorum ama atıyorum 200 mikrosekundla 100 mikrosekund arasında çok büyük bir fark var. Toplu iş yüklerinde bundan bahsediyorum. Performansa önem veren bir müşteri için de bu çok büyük bir fark deyip bitiriyorum. Şimdi sorular var mı? Önce onu öğreneyim. Ahmet Kaya yazıyor. Bir önceki işimizde bunu niye önermedin diyecek şimdi bana muhtemelen. Sunucular, NVMe'de sunucularda hardware rate yoktu. NVMe'de sunucularda, evet abi, sunucularda hardware rate yoktu. NVMe'de. Eğer Converse'lerden veya vSAN'dan bahsediyorsak, evet, vSAN zaten default olarak hardware rate istemiyor. Evet, default olarak DDR6 geliyor. Ama DDR5'e çevirebiliyorsunuz konsol üzerinden. Biz bir kere yaptık. Yani gerçekten çok maliyete sıkıştığımız bir noktada yaptık. Çünkü verdiğimiz disk 6'ya yetmiyordu. Ve o bir disk gerçekten müşterinin bütçesini aşıyordu, yapmak zorunda kaldık. Sıkıştırmayla istenilen performansı verdiği için DDR5 yaptık. Çok önermiyorum, DDR6'da kalalım. Bir disk fark ediyor zaten ortalama. Evet, başka soru yoksa bitiriyorum. Benim iletişim numaram 0530 222 51 24. Tekrarlıyorum. 0530 222 51 24. Penta adına danışmanlık faaliyetleri sürdürüyorum. Zaten birçok iş ortağımız da bizi tanıyor. Bizim hedefimiz bu webinarlar, eğitimler dışında iş ortaklarının işlerini geliştirmelerine fayda sağlamak. Biz son kullanıcıda da iş ortaklarımızla beraber faaliyet vermekten çok mutlu oluyoruz. Veya onların satışçılarını eğitmekten, onların pre-sale ekiplerini eğitmekten çok mutluluk duyuyoruz. Bizim zaten departmanın işi bu. Burak Alpsoy var. Şu an aramızda değil. IBM'de bir eğitimde. Normalde beraber sunacaktık. O yüzden ben tek başıma sundum. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Umarım sizin için verimli bir etkinlik olmuştur. İstanbul içi, İstanbul dışı daha detaylı dinlemek isteyen, ben tam gün eğitim almak istiyorum diyen, rekabetçi satış eğitimi almak istiyorum diyen her türlü iş ortağımıza İstanbul içi, İstanbul dışı bu hizmetleri ayağına kadar götürüyoruz. Burada da verebiliyoruz. Aklınızda olsun deyip bitiriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.